Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün yeni bir Warframe Baroketeer uzay takasçısı Void Trader videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün 07.04.2017 7 Nisan 2017 tarihinde Baroketeer'in getirmiş olduğu itemlerden konuşacağım bilgisayar platformu üzerinde. Hatta hazır konuşurken de bir yandan da PlayStation'ı da açayım da olmadı. PlayStation'a da eğer bakabiliyorsam PlayStation'dakiler de bahsederim. Eğer tam garanti değil şey için de neyse. Burada şimdi bilgisayardan bahsediyoruz. Girelim mi hacı? Limbo'mla birlikte. Yani bu Limbo'yu görüyorsanız da zaten bazen sahne etmiştir şu an niye Limbo elimde var. Çünkü Relay'de zaten bir işim vardı ve buraya geldim. Neyse. Girelim. Arkadaşlar yeni olarak Keter Raza Siyandana var. Yani güzel bir görünüşü var, onu söyleyeyim. Bu sefer güzel bir şey getirmiş. Ben beğendim. Ben beğendim bunu. Siyan Dağına'yı. İsterseniz alabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Hatta bir dakika, birazdan boş verin. Şimdi göstereyim. Karakterim. Tasarım. Nerede? Burada böyle durması lazım. Bu kadar çok Siyan Dağına var ki. Burada. Gördüğünüz gibi böyle bir Siyan Dağına. Metalimsi bir şey. Böyle. Güzel yani. Birkaç Warframe'e uyar ama Limbo'ya uymaz. Limbo'ya en fazla uyacak bence bu. Yani o yüzden bunu kullanıyorum. Yoksa buna da Disconnect ya da daha farklı siyandanlar kullanabilirdim Limbo'ya, ama bu daha güzel uyuyor Limbo'ya. Neyse. Tamam. Tamam. Jolt tabanca modu arkadaşlar. Bunu sizde yoksa alın, işiniz arasında varsa niye alırsınız ki, arkadaşınızı verirsiniz ya da şey olur. Bunu alın, bu işinize yarayacak. Voltaic Strike, bu da işinize yarayacak, bunu da kullanıyoruz. Ya gerçi şu High Voltage, Shell Shock, Vujolt, Voltaic Strike, bunları kullanıyoruz arkadaşlar, alabilirsiniz. Ben build'lerimde kullanıyorum bunları. Tabi siz kimin build'lerini izliyorsanız artık onu ben bilemem. Sizin farklı bir build takip ettiğiniz insanlar vardır ama benim tavsiyem olarak bunları alabilirsiniz. Primate Reach alın arkadaşlar. Primate olduğu için alın. Ama ben genellikle herhangi bir silahımda Primate Reach'i kullanmadım. Bu ultimde kullanmayı düşünüyorum. Siz alın. Belki ileride bir silah gelir, bir işe yarar. Hatta şu an kullanılan bile bir silah vardır. Ben kullanmıyorumdur. Ya da çekmemişimdir videosunu. O yüzden görmemişimdir şu an hiçbir yerde kullanıldığını. Yani neydi kullanılabilir en fazla? Kırbaçlı şeylerde kullanılabilir bu. Başka yani küçük menzilli olan şeylerde kullanılır. Prisma Shade arkadaşlar. Prisma Shade bildiğimiz bir pet. Sadece prisma şeklinde. Yani skin'i değil bak. Prisma skin'i değil. Böyle prisma özel bir pet bu. O yüzden almak isterseniz ona göre söylüyorum. Bu bir skin değil. Prisma Mech Head Sentinel kafası. Prisma Mechat Sentinel maskesinin sadece enerji rengimsi vurgulanmış şeyi. Onu da gösterelim hatta petimde. Ekipmanlar, karakterim, Helios Prime, eklentiler, maske görüyorsunuz. Prisma Mechat pardon. Gördüğünüz gibi böyle. Enerji rengini görüyor. Normal Mechat böyle. Prisma böyle. Enerji rengini daha da baz alıyor ve biraz daha metalimsi oluyor. Hatta bunu kullanayım ben, kaç. Prisma Vertux arkadaşlar. Prisma Vertux bir skin değil. Bu da bir prisma silah. Özel bir silah. Archwing'ler için. Archwing yakın dövüş silahı kendisi olur. Bize ilk verdikleri yakın dövüş silahının prisması. Ki ondan daha güçlü. Hatta ben bunu birazdan falan şey kasarım, alırım. Çünkü tek normal silahlar üzerinde değil, bu Archwing'leri de kasıp Archwing'lerin üzerinde bu yükler başlayacak artık. Archwing'i biraz daha yönelmemiz lazım. Archwing'i düzelttiler. Oyunda daha çok Archwing olacak. Yani daha çok değil de yani Archwing bir kısımlarda yine kullanılma başlayacak. Sortileri falan ekleyeceklermiş Archwing'i. O yüzden sıkıntı olur eğer hazırlanmazsak. Prisma Grakata. Grakata'nın prisması arkadaşlar. Skin değil. Bu da bir özel silah. Grakata yani kullanan var mı bilmiyorum ama isterseniz alabilirsiniz.
Ben de bilmiyorum alayım mı, almayayım mı? Tam şey değilim, karar değilim ama tüm silahları falan her şeyi özel de olsa toplama takıntım olduğum için Warframe olsun silah olsun belki birazdan buna da bir Ducat şey kasıp alabilirim. 3 günlük kredi booster arkadaşlar 3 gün boyunca gelecek olan görevdeki kredilerin daha fazla gelmesini sağlıyor. 3 gün kullanıyorsunuz aldığınız gibi kullanıma sokuyor, bunu da belirteyim. İsterseniz alırsınız, size kalmış bir şey. Zephos Prisma derisi. Arkadaşlar bunu alınca Zephos gemisi geliyor falan diye düşünmeyin. Bu Zephos geminiz varsa onun için bir skin. Ona göre alın. Yani bu da enerji bazlı dediğim gibi bildiğimiz Baroketeer temalı bir skin. Inaros'un kumları zaten Inaros yapmak için size gereken bir şey. Inaros yapmak istiyorsanız bunu alın arkadaşlar. Böylelikle yani böylelikle Inaros yaparsınız. Inaros yapmak için lazım olan bu. Şimdi. Şimdi bir ben bir hemen şey geçeyim. Bu PlayStation'a bir geçeyim. Evet arkadaşlar PlayStation'a girdim ve Startra Relay Dünya Relay'inde kendisi Baroketeer abimiz Baroketeer'ımız gelmiş ve şimdi varacağız yanına. Rhino'mu aldım gidiyorum. Hazır update atmışken de bu akşam belki bir şey çekebilirim. Baroketeer. Ay şey pardon PlayStation Warframe. Tamam dur sus artık. O. Lan geçen haftanın şeyleri getirmiş buraya. Neyse. Inaros'un kumları arkadaşlar, Primate Bane Infested, Primate Corpus Bane, Primate Bane of Greenier tüm ırklara şey sentientler hariç daha fazla vurma hasar modları tüfekler için gerekli değil ama işsizseniz alabilirsiniz. Yani illa kullanılmıyor. Yani modlarda ben kullanıldığını görmüyorum bunların genellikle. O yüzden siz bilirsiniz. Primate Morphic Transformer bu Archwing için yetenek gücü modu bunu alabilirsiniz alın yani Archwing ileride işimize yarayacak ya eğer geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız alabilirsiniz. 3 günlük XP booster efficiency arttırıyor silahlarınız Warframe'inizin aldığı experience'ı arttırıyor arkadaşlar 2'ye 3'e katlıyor. Kaça katlıyordu hatırlamıyorum 3'e mi katlıyordu 2'ye mi tamam 3 olması lazım sanırım bakayım mı? Yazmıyor ama 3'e katlıyor diye biliyorum. Keter Kubrow Armor zırhı. Bu Kubrow'unuz için Keter yani Baroketeer'ın reklamı yaptığı bir Kubrow zırhı. İsterseniz alabilirsiniz. Ben pek güzel bulmadım. Yani köpeğe işkence yapmış gibi bu ne ya? Ama bir yandan da güzel görünüyor da bu burun yani baksanıza bir şu üçgenin burunun yerine bakın. Burunla üçgen aynı hizada değil. O yüzden beni sinir eder bu şey. Hastası olan birisi olarak bana simetri hastası olan biri olarak Keter Arrow derisi yay ok kullanan siyahlarının okunuzun bu deriye büründürüyor. Bu deri alıp silahlarınızı kullandırabilirsiniz. Hatta ucunda da bir tane Baroketeer'in üçgeni tarzında bir işaret olması lazım diye hatırlıyorum. Yani bir simge oluyordu herhalde. Ne oluyor? Projeksiyondan yansıma gibi. Bir işaret var. Eğer bu oysa bilmiyorum. O da olmayabilir de yani kusura bakmayın yanlış hatırlıyorsam. Keter Diak Siyandana. Keter Siyandana'nın bir farklı versiyonu. Gördüğünüz gibi Siyandana'nın bazı kısımları mavimsi. O öyle bir renklerin farklı yerlere konmasıyla metalik biraz metalikimsiyle farklı bir Siyandana. Ya pek farklı değil. Üstünü sadece biraz boyayıp fırınlayıp vermiş. Yani o öyle. Prova Vandal arkadaşlar. Prova Vandal da özel bir silah. Bunu da isterseniz alırsınız. Bilgisayar versiyonu da aldıydım. Ben bunu bir build çekip size atacağım. Kullanmak isterseniz PlayStation versiyonundaki arkadaşlarımız. Nexus Fur Pattern. Kubrunuz için Nexus derisi. Yani Nexus şey derisi. Kürk derisi. Yani kürk mü oluyor? Gördüğünüz gibi deri skinin yani öyle diyebiliriz. Böyle
güzel bir skin. Ben beğendim açıkçası, bunu seviyordum zaten. Bende var bilgisayar versiyonunda. PlayStation'da da kasınca alırım. Ki kasamam hemen bu kadar. İleride yine getirirse alırız artık. Corrupted Bombard. Spectre Plan. Corrupted Bombard arkadaşlar, yani güçlü ama Spectre'ı alınması gerekli mi bilmiyorum. Zenginseniz alın diyeyim, işinize yarayabilir. İşinize yarayabilir belki. Primate Cyro Rounds, bunu alın. Bu işinize yarayacak. Hiçbir şey demiyorum üstüne, başka bu işinize yarayacak, bu kadar. Ve evet, yani ben de dedim bir diğer zaman. Baksana, ben de şu an satacak bir şey yok. Burston Prime var, onu kendim yapacağım. Neyse arkadaşlar, PlayStation'da da bulundurduk Void Raider'ı, videomuzu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da bana destek verebilirsiniz. Destekçi olabilirsiniz. Kardeş kanallardan Fiventus ve Sesori Buğra'nın kanalı Sesori'yi, ondan sonra da Şakşuka Gaming'e abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkça, sağlıcakla kalın.